niye böyle yapıyorsun? Arayıp aileye haber versene. Deli misin lan? Başımı mı yakacaksın? Kes el beni. Seninle ne alakası var ya? Öldüyse eceliyle öldü. Evet ama şimdi sülaleye kötü haberi verin. Ben olmak istemiyorum. Bırakalım burada. Nasıl olsa birkaç güne kokya birileri gelir. Ya delirme kızım. Adam belki ölmemiştir ya. Tanıdık bir doktor çağırayım, hemen baksın. He, öyle mi diyorsun? Ağzı sıkı birini çağırayım, hastaneye götürelim, kesin düzelir bu. Cananır mı bu? Tabii canım ya, sağlamdır bu. Buna bir şey olmaz. Deminden beri ya. Kolay kolay ölmez bu. Arıyorum doktoru. Alo Bünyamin. Alo kardeşim, neredesin? Ay çok şükür yakınsın Moran. Ben de bir yakınımın evindeyim de. Sen lazımsın buraya. Bu kardeşini yalnız bırakma. Adresi vereceğim, hemen gelebilir misin? Ha. Olur olur, gelirim. Dur kalkıyorum. Nasıl ortam? Ölü mü? Canlandırırız oğlum, dert değil. Adres? Amber Palas, 3. kat. Oğlum ben biliyorum orayı. Kim var orada ya? Kim çağırtıyor beni? Dur, tamam. Tamam, geliyorum, tamam. Tamam, hadi ben. Kardeşim gel, Allah razı olsun senden, gel. Ne biçim parti lan bu? Nazlı nerede? Kim bu Nazlı ya? Doktor nerede? Doktor bu işte. Ya Bünyamin, bu adam öldü mü kaldı mı belli değil. Ölüm kalım meselesi. Doktor diye bu mu geldi? Kim öldü ya? Mesut dede ölmez ki. Kötüler ölmez ki. Ambulans çağırdınız mı? Yok ya, önce seni çağırdık. Sen nereden tanıyorsun Mesut dedeyi? Torunu arkadaşım. Ha doğru, siz komşusunuz ya, doğru. Sen ne yapıyorsun ya burada? Ben bu akşam eşlik ediyorum dedemize. Sen ne yapıyorsun ki doktor derken? Ben bıraktım hekimliği. Eğitimimden ötürü. Kardeşim şuna bir baksan, %100 ölmüş mü ha? %90 ölmüş. %10? Ben topukluyorum. Ya hastayı kaybediyoruz, bir şeyler yapmamız lazım. Esas doktoru kaybediyoruz. Ya bırak. Of! Allah rızası için yalnız bırakma. Vallahi ben öldürmedim. Ya sen niye öldüresin ki? Sen ne yapıyorsun burada? Niye sen bakıyorsun bu adama? Eylem'i arasana. O korkutup diriltir dedeyi. Açmıyor ki. Ben Nazlı'yı arayacağım. Hayır, ben her şeyi yaptım. İlaçlarını eksiksiz verdim. Hatta fazlasıyla verdim. Alo, Nazlı? Şu anda ben sizin evin oradayım da. Paniklemeyin. Mesut dede biraz baygınlık geçirmiş gibi, hafif. Hafif mi? Uyukluyor gibi böyle ama böyle dürtükledim ama ses seda da yok. Ambulans. Çağırırız ilaç şartsa. Ben nasıl haber aldım? Zerim var şu anda burada. Selam söyle. Eyleme ulaşamamış da. Evet, siz telefon numaralarınızı vermemişsiniz ona. İşte onların suçu. Göz göre göre öldürdüler adamı. Zerin de beni aramış. Beni tanıdığı için beni aramış. Bekliyoruz. Ambulans da yolda. Ben arasana kızım ambulansı. Bünyamin ise her şeyi yapacağım. Dedeyi benim dedem biliyordu. Of! Ya. Ya niye beni yüksek ihtimal ölü biriyle yalnız bırakıp gidiyorsunuz? Bünyamin sağ ol, var ol. Sülalem geliyor şimdi güle güle. Yok, ben seni yalnız bırakmam. Koskoca doktor var yanımda. Bence %100 ölmüş. Hadi be! Bünyamin, ailemle ilişkinize hayat boyu ölü toprağımı serpilsin istiyorsun. Dedesi ölmüş bir kızcağızı ortada bırakıp giden biri gibi mi tanısınlar beni? Hayatta olmaz. Alo, acil ambulans istiyoruz. Adresi veriyorum. Şevketi Bostan Sokak, numara 18, kat 3. Bünyamin, doktor öldü diyor. Dua okumadan önce belirteyim. Hissediyorum. Dedemin ruhu şu an bu odada dolaşıyor ve uyarıyorum. Ruh,
Eğer birimizi, mesela seni çok sevip alıştıysa hayat boyu takip eder. Ben o zaman ruh mu dedim ben? Ay kardeşimi şey yapayım hani çiçek çelenk melenk o işleri halledeyim. Oldu o zaman. Hop kaçtım ben. Rahatsızlığı bilmiyoruz. Şuuru kapalı, işte nabız bir belirsiz. Eks olmuş olabilir. Rol üzerine yapışmış. İyidir inşallah. Benim ağzımım. Narkolepsi diyorsun. İlacını almayınca böyle ölü gibi düşüp uyuyor her yerde. Ya uyku ilacına falan gerek olmadan öyle kendi kendine değil mi? Ha, ondan evden çıkması yasak. Beni İstiklal Caddesi'ne götürün. Eski binaları yapmışlar hep. Suçlu bulundu. Dede içtim dedin. Bunu bana nasıl yaparsın? Gitti, dağ gibi adam gitti. Ah ah. Yüzümü göremedi dedeciğim. Olsun, en azından dedemle ölmeden tanışma fırsatı yakaladın bir yemin. Çok iyi bir insandı ama. Hani bir daha öyle biri gelir mi? Zor, çok zor yani. Cenazeye niye gelmiyorum? Orada mı tanışacaksın herkese ya? Kötü bir başlangıç olur. Ben eve gideyim artık, ne de olsa. Yasım var. 40 gün mü? Yok be, ne oluyor öyle, hafta sonu biter. Ben de geleyim. Kanepede kıvrılır yatarım, seni yalnız bırakamam. Ev biraz dağınık da. Sen burada 10 dakika bekle, öyle çık gel. Ha. Ama saat hani gece 2. Tek başına korkmayacağım mı ya? Yok, 2 adım. Ayrıyetten. Dedemin ruhu bana eşlik edin. Tülay'ım. Aa lan amma sis var be. Tülay evi boşalt, gülüm bünyemi bende kalacak. Ne küfrediyorsun lan? Ne pis ağzın var? Sen de git bende kal. Sülahattin abiyle candan cama kesişirsiniz. Tülay 20'lik var mı? Belki elba yaparım, canım istedi. Güzel olmuş be, güzel. Çok güzel. Eyüzübillah mine şeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Mimar? Eşhedün la ilahe illallah. Eşhedün. Gelip bir göreyim dedim. Ama kimseye söyleme. Yok ya, tamam. Hayır, o bir şey değil de bak ben sana ne diyeceğim. İşimde kalmasın gider ayak. Bir daha görmem seni belki. Hı. Aman, o kıza dikkat et. Yazıkınıza yürüne mi? Evet. Ha. O kıza dikkat et. Bak ben seni uyarıyorum. Ha. Sen temiz bir çocuksun. Ha. Hayat senin sandığından daha da karanlık. Evet. Hadi, kolay gelsin. Oğul. Eyvallah. O zaman... Dedi, oğlum dedi. Ha, titrerken dilini ısırma, dikkat et. Bir de dedi, oğlum dedi. Kızımız dedi, sana emanet dedi. Ona dikkat et dedi, dedi. Allah Allah, demek öyle dedi. Bir istiklalde, tam nerede? Ofise gelmiş. Gitmeden evvel artık son bir kez sevdiklerini turluyorsa...
Su iç su. Senin ofisin önünde 15 dakika önce. Kime mesaj atıyorsun? Taziyelere cevap. Bir de dedi, oğlum dedi, sen dedi temiz çocuksun. Kızımıza dikkat et dedi. Yüzünde nur vardı Zerrin. Ay canım. Sen bana dedenin emanetisin Zerrin. Vallahi öyleyim kız. Zerrin. He. I see dead people. Of dede, yaktın bizi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.